Merhabalar arkadaşlar. Bugün yeni ünitemiz turizme geçiyoruz. Birinci testimizle haydi başlayalım. According to the information above, there is no information about demiş. Demek ki bilgi olmayan konuyu arayacağız. Okuyalım. Edirne is located in the west of Tekirdağ. It is a province on the border of Turkey and Greece. Edirne was the second capital city of Ottoman Empire for 92 years. The city is under the effect of terrestrial climate. The summer is usually hot and dry. The winter is rainy. Nearly 1 million people live here. You can find and buy some famous souvenirs for your friends and family. One day in the future you decide to go there. Don't leave without seeing Selimiye Mosque, Meriç Bridge and Külliye of Beyazıt 2. Bakalım. O zaman neyle alakalı bilgimiz yok. Öncelikle bize location hakkında bilgi vermiş. Edirne is located in the west of Tekirdağ demiş. O halde bununla alakalı bir bilgi var. Population yani nüfusla alakalı bilgimiz de var. Nearly 1 million people live here demiş. O halde bunu da işaretledim. Climate ise terrestrial climate. The summer is usually hot and dry. The winter is rainy diyerek o zaman bizim havayla da alakalı bilgimiz var. Ancak accommodation'la alakalı bir bilgimiz yok. O da nedir? Konaklamadır sevgili arkadaşlar. Haydi sıradaki sorumuza geçelim. Yine there is no information about nokta nokta the text demiş. Bilgi olmayanı arayacağız. İstanbul is the most crowded city with the population of 16 million. It is the north east of the country. You can go there by plane, train and bus. Yani neyle gidebilirim işte İstanbul'a? Uçakla, trenle ve otobüsle. It has many historical places to visit. Ziyaret edecek bir sürü tarihsel bölge varmış. For example, you can see Blue Mosque, Golden Horn and Maiden's Tower der demiş. Bakalım o zaman nelerle alakalı bilgimiz var. Tourist attractions. Evet, bir sürü historical place olduğunu söylemiş. Golden Horn, Maiden Tower diyerek. Demek ki tourist attraction var. Transportation ulaşımla alakalı by train, plane and bus. O zaman bu da var. Bakalım location. Location'da is the north east of the country diyerek yeri de belirtmiş. O halde yine accommodation yani konaklamayla alakalı bir yanıt göremiyorum. Bir bilgi göremiyorum. Sıradaki sorumuza geçelim. Which of the following completes the conversation demiş. Bakalım. Nokta nokta. Yes, I have demiş. I was there last summer. Demek ki geçen yaz bir yerdeymiş. Really, which place did you visit? I saw Kemeraltı Bazar and Efesus. Did you eat Boyoz there? It is my favorite. Sure, I like it so much. I tried Kumru too demiş. O halde hangisi bakalım diyaloğumuzu tamamlayacak. Why did you go to İzmir? İzmir'e neden gittin diye bir soru var. Ama yes I have diye cevap olmaz nedenini sormuyor. How often do you travel to İzmir? Ne sıklıkla İzmir'i ziyaret edersin? Bunu da eledim. Have you ever been to İzmir? İşte benim aradığım soru bu. Hiç İzmir'de bulundun mu? Evet, bulundum. Geçen yaz oradaydım. Do you like being in İzmir on your holiday'de? Bizim doğru cevabımız değil. O halde C şıkkını işaretledik. Dörde bakalım. Which of the following question does not Mr. Wilson ask Damla demiş. Welcome to our program Damla deyip bir soru var. Yes, I was in Paris last month. Evet, yine yes, I have ile alakalı bir cevap aldım. Demek ki geçen ay Paris'teymiş.
Mr. Wilson really deyip bir şey daha sormuş. I saw Eiffel Tower and took some photos there demiş. Mr. Wilson yine bir şey sormuş. Damla da croissant is very popular in Paris. So I tried it demiş. Have you ever been to France? Hiç Fransa'da bulundun mu? Evet bulundum. O halde var. How did you go there? Oraya nasıl gittin diyor. Henüz onunla alakalı bir şey göremedik. Which historical buildings did you visit? Hangi tarihsel binayı ziyaret ettin dediğinde de Eiffel Tower'ı gördük. What kind of traditional food did you eat there? Nasıl bir geleneksel yiyecek orada yedin diyor. Croissant bizim cevabımız olduğu için bunun da cevabı var. O halde oraya nasıl gittinin cevabı yok. B şıkkını işaretlemiş olduk. Bakalım sıradaki sorumuza. Camping holiday. Okuyalım. Why don't you plan a camping holiday in Turkey? You can travel there by car, bus and train. Also you can fly there. There are many historical places to see in Turkey. You can find a lot of amazing campsites with great prices. It has many traditional dishes like kebab, sarma and desserts. You only need to your equipment, bring your tent, sleeping bag and warm clothes and go on an impressive holiday demiş. There is no information about bakalım equipments. Ekipmanlarla alakalı son cümlede gördüm çadırını, uyuma çantanı ve sıcak kıyafetlerini al demiş. O halde var. Food, yemek de. Kebap, sarma and dessert demiş. O halde yemek de var. Transportation, yine by car, bus and train dediği için ayrıca fly da demiş. O halde ulaşım imkanını da gördük. Ancak climate'la alakalı bir şey olmadığı için onu işaretlemiş olduk. Haydi bakalım o zaman sıradaki sorumuza. Yine in the brochure there is no information about demiş. Zeytinli Rock Fest. Listen to your favorite singer, stay in a tent, try different water sports demiş. 18, 19 and 12 August 2020 Balıkesir Akçay $15 per person for more information demiş. O halde bakalım. Hangisi hakkında bilgi yok. Accommodation, konaklama, transportation, ulaşım, location, yer ve fee. Bakalım fee ücret arkadaşlar. Ücreti gördük. 50 olarak burada yazıyor. O zaman bununla alakalı bilgi var. Location zaten Zeytinli Rockfest dediği için bunun da Balıkesir'de olduğunu görüyoruz. Balıkesir Akçay demiş. O da var. Bakalım accommodation, konaklama ise çadırda olacak. O halde bunun da cevabını aldım. Konaklamanın da cevabını aldım. Ancak ulaşım olmadığı için there is no information about transportation diyebilirim. Bakalım sıradaki sorumuza. Trabzon is the biggest city in the Eastern Black Sea region. It has a warm and rainy climate whole year. You can find many historical buildings to visit there. Sümele Monastery, Uzungöl, Ayasofya Mosque are just a few examples. There are a lot of places to stay in Trabzon. You stay at bed and breakfast hotels, all-inclusive hotels and guest house. Trabzon has a wealthy dish culture. It is famous for kuymak demiş. Bakalım Trabzon'u kısaca bize anlatmış. O halde there is no information about accommodation, konaklama. İlk olarak burada otellerle alakalı bir bilgi aldım. Her şey dahil oteller ve misafirhaneler var demiş. O zaman konaklama var. Location, yer, Eastern Black Sea Region. Yani Doğu Karadeniz bölgesi olduğu için location'ı da aldım. Bakalım transportation'la alakalı bir şey göremedim. Climate'da zaten yağmurlu bir hava olduğunu söylüyor bütün yıl boyunca. O halde climate'ın da bilgisini aldıysam ulaşım bizim bilgilerimizin arasında değil. 9'a bakalım. Which of the following questions doesn't have an answer?
What can we eat in Trabzon? Trabzon'da ne yiyebiliriz? Kuymak yiyebiliriz. It is famous for kuymak. O halde bunun cevabı var. How can we go to Trabzon demiş. Trabzon'a nasıl gidebiliriz? Ulaşımla alakalı bir şey yukarıda da yok demiştik zaten. C'ye bakalım. Does it have any historical constructions? Tarihsel yapılar var mı diyor. Evet, burada yine Sümela, Uzungöl, Ayasofya gibi birkaç örnek görmüştük. O zaman bu da var. Where can we stay there? Orada nerede kalabiliriz? Inclusive hotels and guest house var demiştik zaten. O halde buna da cevap aldık. Hangisinin cevabı yokmuş? How can we go to Trabzon diyebiliriz. Bakalım sıradaki sorumuza. According to the results, which of the following is correct? People prefer staying at guest house mostly. İnsanlar çoğunlukla misafirhanelerde kalmayı tercih ediyorlar demiş. Ancak çoğunluk misafirhanede değil. Eledim. Staying at bed and breakfast hotel in the most popular preferences. Yine yatak ve kahvaltı en çok tercih edilen seçenekler arasında demiş. Bu da doğru değil. Eledik. Tend is the third popular preferences among the people demiş. Ancak bakıyorum ki çadır tatili en düşük orana sahip. O zaman bunu da elemiş oldum. They prefer staying at all inclusive hotels the most. Her şey dahil otelleri tercih ediyorlarmış. Evet, number of people'a baktığım zaman en çok sayı 10'da olduğu için doğru cevabım D şıkkı diyebilirim. Sıradaki sorumuza bakalım. Ayvalık'la alakalı bir soru var. Ayvalık is in the northwest of the Turkey in Balıkesir. It is very crowded town with it is population of 150,000. You can go there by bus and car or by plane from Edremit Airport. There are great all-inclusive hotels in Ayvalık and they are not so expensive. You can visit Cunda to see historical houses and museums. You can also watch the sunset in Şeytan Sofrası. There are many delicious seafood. In Cunda too. Which of the following questions doesn't have an answer? Bakalım hangisinin cevabı yok. What is the population of Ayvalık? Zaten burada direkt population'ı görmüş olduk. O halde cevabı var. How can we go there? Oraya nasıl gidebiliriz? Car or by plane from Edremit Airport. O zaman bunun da cevabı var. What can we eat in Ayvalık? Ayvalık'ta ne yiyebiliriz? Demiş. Bakalım there are many delicious seafood in Cunda diyerek bunun da cevabını aldık. O zaman what is the weather like in Ayvalık demiş. Ayvalık'ta hava nasıl? Bununla alakalı bir bilgi olmadığı için D şıkkını işaretledim sevgili arkadaşlar. Which of the following is correct according to the text? Ayvalık is the south of Turkey demiş. Ayvalık Türkiye'nin güneyinde demiş. Bakalım ama kuzey olduğunu başta yazmışız. Demek ki bu doğru değil. You can't go there by plane. Oraya uçakla gidemezsin demiş. Bu da yanlış. Gidebilirdik Edremit Airport'ta. İnebiliriz. You can see many historical buildings there. Orada birçok tarihsel bina var demiş. D'de ise hotels are very expensive in Ayvalık demiş. Ancak yukarıda nasıl okumuştuk? There are not so expensive dediği için ve to see historical houses ve museums dediği için de arkadaşlar bizim doğru cevabımız C olacak. Çünkü bize doğruyu soruyor. Burada da pahalı dediği için D'yi elemiş oldum. O halde bu testimizin sonuna geldik. Bir sonraki testte görüşmek üzere. Hoşça kalın.